Şimdi SSD diskimizi bilgisayara monte edeceğiz ve işletim sistemimizi SSD'ye kuracağız. Böylece bilgisayarımız özellikle açılışta ve yüklemelerde hız kazanmış olacak. Ardından 12 GB RAM'e sahip olan bilgisayarımızı 8 artı 4 olmak üzere 4 GB RAM'i çıkartıp elimizdeki 8 GB'lık RAM'i takacağız. Ve böylece 2 adet 8 GB olmak üzere toplam 16 GB RAM'e yükseltmiş olacağız. Ve son olarak bilgisayarın içinden çıkan orijinal hard diski bu kızağa takacağız. Ve bilgisayarımızın yedek diski bu 1 TB'lık hard disk olmuş olacak. Mesela C'de SSD'yi görüyorsak işletim sisteminin kurulu olduğu, işte D'de de 1 TB'lık bu bilgisayarın orijinal hard diski olacak. Öncelikle hard diske ulaşmak için bilgisayarımızın kapağını açacağız. Bazı laptoplarda küçük bir alan, küçük bir hard disk yuvası oluyor. Sadece oraya ait vidaları sökerek hard diske ulaşabiliyorsunuz. Ancak Acer Aspire bu model elimizdeki bilgisayarda bütün kapağı komple açmak gerekiyor. Şimdi bütün vidalarını açarak işe başlıyoruz. Sadece bu vidayı çıkartarak DVD sürücüsünü çıkartabiliriz. Bilgisayarın hard diskini sökme, vidaları söküp çıkartma şeklinde olabilir. Yana doğru kızak gibi kaydırıp soketten kurtardıktan sonra yukarı kaldırma şeklinde olabilir. Bu bilgisayarda şunu biraz yukarı kaldırıp kendimize doğru çektiğimizde hard diskimizi artık sökmüş oluyoruz. Şimdi şu yalıtım malzemesini söküp kenara bıraktım. Aynı şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Bunu da aynen söktüğümüz gibi sokete doğru yaklaştırdık ve aşağı soketi oturttuktan sonra bastırdık. İşte oturdu. Şimdi sırada RAM yükseltme var. Buradaki 4 GB'lık RAM'i de sökerek nasıl söküyoruz? Şunları kenara alarak yukarı kaldırıyoruz ve eski RAM'imizi söküyoruz. Bunu böyle takmıyoruz. Şuradaki aralık ve şuradaki aralık birbirini karşılaması gerekiyor. Dolayısıyla RAM'imizi ters çevirip bunu buraya oturttuktan sonra şu tık seslerini duyuyoruz. Şunlar yerine oturuyor. Tekrar göstereyim. Şöyle önce şunun yerine oturttuk. Sonra aşağı doğru tık bastırdık. Yeni RAM'imizi taktık. Şimdi hard disk kızağımıza hard diskimizi yerleştireceğiz. Ardından arka tarafını çevirip deliklerine vidalarını vidalayacağız. Şöyle 4 tane küçük vidası var. Soketini düz olacak şekilde şöyle bakıp deneyebilirsiniz. Önce şöyle hafiften ileri itiyoruz. Şuradan da tutarak şöyle ileri doğru ittirerek oturtuyoruz. Şu an tamamen oturdu. Şöyle bir kıpırdama eğilim var. Yani çıkabilir. Buna karşı da yine buradan tutarak, kavrayarak şuradaki 4 tane deliğe bu vidalarımızı vidalayacağız. Son vidamızdayız. Artık alttan bastırsam da kıpırdamıyor. Sapasağlam kızağımıza vidalamış, oturtmuş olduk. Şimdi sırada bilgisayara oturtmak kaldı. İstersek bilgisayarımızın kapağını kapatıp CD-ROM bölmesinden bunu takabiliriz. Taktıktan sonra bir vida takıyorduk hatırlıyorsanız. Onun oturtabilmesi için orijinal DVD'mizin arka tarafında şöyle iki vidanın tuttuğu küçük bir metal parça var. Bu küçük metal parçayı söküyoruz. DVD'den söktüğümüz bu parçayı kızağımıza
Şurada bulunan arkasındaki soketin hemen biraz yan tarafındaki deliklere takacağız. Tamamen sıktık. Kapağı kapattıktan sonra kızağı yerleştireceğiz. Şimdi bilgisayarın kapağını kapatıyoruz. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Bu bilgisayarda kapağı kapatmadan önce bir soket takılması gerekiyor. Şimdi onu takacağım. Ardından kapağımızın tırnaklarını oturtup tıkır tıkır vidalamaya başlayacağız. Bilgisayarımızın kapağını kapattıktan sonra bilgisayarımızı çevirip DVD yuvamıza kızağımızı sürüyoruz. Sokete en son itmede bir tık ediyor. Sokete oturduğunu orada hissediyoruz. Ardından az önce gösterdiğimiz küçük parçanın şu vida yuvasına denk gelen vidamızı buraya takmazsak içinde kıpırdadığında soketten çıkabilir. Bunu da takıyoruz. Donanımsal anlamda bilgisayarımızı hızlandırmak için gerekli işlemleri gerçekleştirmiş olduk. Şimdi donanımsal değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayarımızı bir açalım, bakalım sağlıklı çalışacak mı? Onu deneyelim. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz. Evet, şifre ekranımız 25-30 saniye gibi bir zamanda geldi. Önce bakalım RAM'imiz kaç GB? RAM yükseltmemiz başarılı. 16 GB'a çıkmış bilgisayarımız. Şimdi disklerimizi görelim. SSD diskimiz, yanında da daha bizim de ilk defa gördüğümüz, acaba çalışacak mı çalışmayacak mı dediğimiz 1 TB'lık orijinal hard diskimiz. Böylece bilgisayarımızı hızlandırmak için RAM değişikliği yaptık. SSD hard disk taktık. Hem orijinaliyle beraber disk ağını açmış olduk fazlasıyla. Daha önce 1 TB'tı. 480 GB daha ekledik. İşte yaklaşık 1,5 TB alanımız olmuş oldu toplamda. RAM'imizi de 16 GB'a çıkartarak iyi sayılabilecek bir hızlandırma yaptık. Eski bilgisayarınız yavaşladığında, kasılmaya başladığında, yeni oyunları zorlanarak oynuyorsa bu değişiklikleri yaparak önemli ölçüde hız kazandırabilirsiniz. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.